Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Merhabalar değerli arkadaşlar. Hepiniz hürmetle muhabbette selamlıyorum. Online Arapça YDS derslerimizin 74. bölümüyle sizinle birlikteyiz. Efendim bu bölümde şu an ekranınıza yansıttığım 2013 Nisan döneminde çıkan YDS sorularının çözümleri dosyamızı çalışacağız. E, bu dosyada eee paragraf sorularının bulunduğu kısma kadar geldik. 43. soruya kadar diye hatırlıyorum. Ee, şöyle bakacağım ve e, paylaşacağım sizinle. 43. soruya kadar geldik. Fakat bu paragraf sorularını e, sonraki oturumlarda ele alacağım. E, şu an paragraf sorularından sonra gelen ve efendim e, karşılıklı konuşmada boş bırakılan kısmı tamamlayacak ifadeyi bulma sorularının bulunduğu kısmı açalım lütfen. Bu dosya elinizde var. E, bu dosyada 63. soru üzerinde durarak çalışmamıza başlayalım. Boş bırakılan kısmı tamamlayacak ifadeyi bulma. Bu soruları çözerken ki daha önceden itekim örneklerini çalıştık. Boş bırakılan yerin hemen sonrasındaki ifadeye bakmanın önem arz ettiğini ifade ettim. Bunu paylaştım sizinle. Şöyle konuşmanın tamamını bir arada görmenizi temin saadetinde efendim aşağıya alayım diye düşünüyorum. Şu o soruyu yani bir sonraki sayfaya kaydırdım şöyle sağ sütuna Efendim sevsen isminde bir bayanla Sena isminde bir bayan arasında geçen bir diyalog görüyoruz şöyle biraz daha küçültürsem şu an ekranınızda sağ sütunda görülen ve seçili hale getirdiğim kısımda yer alan soruyu çözerek başlayalım sevsen ve Sena arasında geçen bir diyalog var bu diyalogda boş bırakılan yeri verilen seçeneklerde verilen cümlelerden uygun olan birisiyle tamamlayacağız. Peki sevsenin sözü şu. Hasebe ma yeridu fi hadihi dirase enne muvza me seyyidati l'amalin nacihati şugulunne şagilu ameluhunne kema enne muvza mehunne vahidatun Burayı anlamaya çalışalım şimdi. Hasebe ma yeridu fi hadihi dirase bu araştırmada ortaya konduğuna göre bu araştırmada geçtiğine göre أن موطن سيدات iş kadınlarının çoğu en başarılı iş kadınlarının çoğu ne olmuş bunlara şuguluhun şagilu ameluhun bu şuguluhun şagilu ameluhun ifadesi içleri işleri güçleri çalışmak diye tercüme edilir. Şuguluhun şagilu ameluhun kalıp bir ifade ne demekmiş işleri güçleri çalışmak. Tamam mı? Peki bu bu araştırma ortaya koyuyor ki, e, başarılı iş kadınlarının e, büyük çoğunluğunun işleri, güçleri çalışmak. كَمَا أَنَّ مُعْظَمَهُنَّ vahidatun Vahidat burada yalnızlar, evli değiller e, gibi bir anlamla tercüme edilir. E, çoğunun da yalnız olduğu gibi, çoğunun da evli olmadığı gibi. Peki bu şuguluhunne şagilu ameluhunne e, ifadesinin, kalıp ifadesinin iki farklı cümlede kullanımını sizinle paylaşmak istedim. Mesela birisi e, Salih Hoca'ya şöyle derse Ya usta şuguluke şagilu el lugatul arabiyye derse doğru söylemiş olur. Yani e, hocam senin işin gücün Arapça derse e, ben ona yanlış söyledin demem. Benim işim gücüm Arapça. Ya ustadu şuğulu keşşâgilu el Veya ben e, bisikleti çok seven, sürekli bisiklet e, sürmek isteyen, e, gece bisiklet gündemiyle yatan, gündüz bisiklet, sabah bisiklet gündemiyle kalkan ve gününün çoğunu bisiklette geçiren bir e, öğrenciye ve yani bileyim e, bu benim çocuğumsa şayet ona ne derim? Yebni şuğulu keşşâgilu ed Yavrum işin gücün bisiklet. Peki bu ifadeyi böyle anlamış olalım. Kema enne muzamehunne vahidatı nasıl tercüme edecekmişiz? Onların çoğunun e, yalnız olduğu, bekar olduğu gibi. Peki e, Sena ne diyor şimdi e, Sevsen'in bu sözüne mukabil? Ve mâ zâ an necâh Peki iş adamlarının e, başarısı hakkında ne dersin? Ona dair diyeceğin var mı? Ondan, e, onun hakkında ne dersin? Sevsen bir söz söylemiş. O söz şurada yer alan söz. Yer olması gereken söz. Ee, ve Sevsen'in söylediği bu söze e, mukabil olarak Sena da şunu şu ifadeyi kullanmış. Ne demiş? Efendim e, Emrun la da'iye li tavdihi lakin ela tufekkirine min al garaib. Emrun la da'iye li Bu açıklama gerektirmeyen bir iş, bir durum. La da'iye gerektirmeyen, gerek olmayan. Peki Emrun la da'iye li e, açıklama gerektirmeyen bir durum bu, bir iş bu. Lakin ela tu ennehu min al Fakat sen bunun tuhaf bir şey olduğunu, yani acayip şeylerden olduğunu düşünmüyor musun? Anlamında bir ifade. Sen bunun e, garip tuhaf şeylerden olduğunu, tuhaf bir durum olduğunu düşünmüyor musun? Peki şimdi e, şu cümleden hareketle, e, şu an seçtiğimde getirdiğim cümleden hareketle aşağıda verilen seçeneklerden efendim. E, sevsenin söylemiş olma ihtimali olan cümleyi bulalım. Minel mufarakati ennehum ya'işun fi uzlatin la yuqaddiruha hadun. Peki neden dendi şimdi burada? Ne arkadaşlar ne dedi? Minel mufaraka şöyle bir anlamı var bunun. Bu paradoks ifade eder. Bu zıtlık ifade eder. Mufaraka neymiş? Zıtlık ifade etmek efendim e, paradoks ifade etmek. Ya bu bir zıtlık ifade eder, bir paradoks ifade eder. E, öyle ki e, onlar bir uzdet, bir yalnızlık içerisinde yaşıyorlar. La yukaddiruha e, la yaktiruha diyelim. Yukaddiruha demeyelim. E, bunu takdir diye okursak anlam bozulur. La yaktiruha ehadun. Kimsenin e, ta, takatinin yetmeyeceği, kimsenin yapamayacağı, kimsenin e, güç getiremeyeceği bir uzlet, bir e, yalnızlık içerisinde yaşıyorlar. E şimdi e, konu kim? Konu iş adamları. Peki e, bu açıklama gerektirmeyen bir durum. Fakat e, bunun tuhaf bir durum olduğunu düşünmüyor musun ifadesiyle? Şu ifadeyi örtüşme, örtüştürmemiz mümkün değil. Çünkü zaten şurada minel mufaraka diyor. Yani bu bir paradoks. Paradoks olan, olan ne? Ya yani bu bir e, çelişki. Onlar yani iş adamları kimsenin güç yetiremeyeceği bir yalnızlık içerisinde yaşıyorlar. Yani bu seçeneğin olmama ihtimali çok güçlü. Doğru cevap olmama ihtimali çok güçlü. Beş şıkkına bakalım. La edri feleyseledeye mutayatun kafiyetun litta'lihi aleyhi. Bu cümleyi şöyle anlarız arkadaşlar. La <laughs> edri bilmiyorum. Feleyseledeye mutayat kafiyetun litta'lihi aleyhi. Ben bununla ilgili yeteri kadar ben bununla ilgili yorum yapacak yapmak için yeteri kadar bilgiye sahip değilim. Bilmiyorum, la edri bilmiyorum. Feleyse ledeyye mu'tayatun kafiyetun lit-taliqi alayhi. Allaka ala bir şey üzerinde yorum yapmak. et ala bir şeye yorum yapmak, bir şeyin üzerinde görüşünü beyan etmek. Ben bunun üzerinde yorum yapacak yeteri veriye, yeteri bilgiye sahip değilim. Mutayatı şöyle e, ekrana taşıyayım. Mutayat ne demekmiş? Mutayat veriler, bilgiler demek. Ben bununla ilgili yeteri kadar bilgiye, veriye sahip değilim anlamında. Peki C şıkkına geçiyorum. Lem ufekkir fî hâzel emri lâkinnehu minel musellemâti ennehum meşgûlûne eydan. Lem ufekkir fî hâzel emir. Ben bu konuda düşünmedim. Ben bu işi düşünmedim. Lâkinnehu minel musellemâti ennehum meşgûlûne eydan. Fakat bu onların meşgul olduklarının teslim edilmesi gereken şeylerdendir. Ben bu konuda düşünmedim fakat e, teslim edilmesi gereken şeylerdendir ki e, onlar meşguldür. Veya e, onların meşgul oldukları da teslim edilmesi gereken şeylerdendir. D şıkkına geçiyorum. Haletuhum muhtelifetun cidden. Onların durumları farklı. Felahum hayatun zevciyyetun sa'idetun ve evladun. Onların durumları farklı. Onların bir aile, mutlu bir aile hayatı ve çocukları var. Onların durumları farklı. Onların mutlu bir aile hayatı ve çocukları var. Şu haletuhumdaki hum nereye döner? Ricalül amale döner. Yani iş adamlarına döner. Peki E şıkkına bakalım. E şıkkı ne demiş? E şıkkında ne denmiş? Aleyna en nestaqsiyel mevdu'a keynetemekkene minel mukaraneti beynel cinseyn. İstaksa yestaksi'yi ekranınıza taşıdım şu anda. İstaksa şunu ya ile değil de elifle yazmamız lazım. Şu seçili hale getirdiğim harfi onu elifle yazalım. Evet istaksa. şu an seçili hale ekranınıza görmektesiniz. Neymiş istaksa yestaksa istıksa? konuyu ya da işi incelemek. Peki aleyna en nestaksiye el mevdu'a konuyu incelememiz lazım. Niçin? Key al minel mukaraneti beynel cinseyn iki cins arasında karşılaştırma yapabilmemiz için temekkene yetemekkene temekkun minle kullanılıyor bilgisine sahibiz zannediyorum. Daha önceden işledik bunu üzerinde durduk. Temekkene yetemekkene temekkun min. Veya bunları böyle renklerle seçili hale getirmeyeyim de şöyle bunların altlarını çizeyim. Daha böyle sade olsun. Evet peki iki cins arasında karşılaştırma yapabilmemiz için ee, ne yapmamız lazım? İstaksa istaksa istisya ne dedik? Konuyu incelememiz lazım. Evet arkadaşlar ben doğru cevap e, bilgisini paylaşmadım sizinle. Bu 5 şıktan hangisi iki tamamını tercüme ettik? Hangisi doğru cevap olarak e, değerlendirilmeye uygun sizce? Bununla ilgili bir görüşünüz var mı? <laughs> evet Sayın Karastan <laughs> Evet, Sayın Kurt, Sayın Işıcık, Sayın Sarı, ee, evet. C şıkkını tercih ettiniz. Peki başka görüş olan var mı arkadaşlar aramızda? Ee, evet. Benim sesimi rahat alamayan var mı? Sayın Işıcık şu an ses problemi yaşadığını söylüyor. Sayın Sarı, Sayın Kurt, sesimi rahat alabiliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Bu evetiniz ne neyin eveti? Şimdi evetle hayırlı cevaplar şey yapmıyor. Cevap olmuyor. Neyin eveti? Ha, rahat duyuyorum. Şimdi oldu. Ee, Sayın Işıcık, e, Sayın Sarı ve Sayın Kurtun sıkıntı yaşamadığını duydunuz, okudunuz, gördünüz sohbet penceremizden. Bulunduğunuz internet bağlantı bulunduğunuz ortamın internet bağlantısıyla ilgili sorunlar arkadaşlar bunlar. Ya da bilgi, kullandığınız makinenin bağlantısıyla ilgili sorunlar. Yani benim ana makinemde sorun olsa herkes aynı sorunu yaşar. Ana makinemizde elhamdülillah sorun yok. Peki. Doğru şık e, C dediniz. Bakalım C'ye. E, şimdi ne diyor? Ben bu işi düşünmedim. Fakat. E, evet. Ben bu işi düşünmedim. E, fakat şu da teslim edilmeli ki onlar da meşguller. Ama bakın şimdi burada. E, yani. Yani. Bir mukarane dediğimiz bir karşılaştırma var. Yani başarılı olan iş kadınlarının işlerinin, güçlerinin sürekli iş olduğu, sonra onların büyük çoğunluğunun yalnız yaşadığı, evli olmadıkları gibi bir ifade var şurada Sevsen'in cümlesinde. Ve sonrasında peki iş adamları hakkında ne diyorsun sorusunu sorunca Sena isimli şahıs Sevsen ne demiş? Sevsen bir cevap vermiş. Sena da Emron la da'iye Yani bu açıklama gerektirmeyecek kadar e, açıklama gerektirmeyecek bir iş. Fakat tuhaf değil mi? Yani böyle garip bir şey yok mu? Garip bir şey değil mi? Gibi bir e, istifam da oluşmuş zihninde. Evet bu sorunun doğru cevabı. Ben aslında biraz önce bir tüyo verdim siz ama o tüyoyu değerlendirirsiniz diye bekledim. Bu sorunun doğru cevabı şu arkadaşlar. Denizli seçeneği. Niye? Şunun için. Bakın. eee iş kadınlarının işleri güçleri iş ya e, ve yalnızlar evlilik hayatları yok çoğunun yani söylenenlere göre peki peki burada ne deniyor haletuh muhtelifetun cidden onların durumları çok farklı kimin e, iş adamlarının durumları çok farklı felahum hayatun zevciyetun sa'idetun ve evladın onların e, bir mutlu bir aile hayatları ve çocukları var Ha bu cevap karşısında e, senane ne demiş la da ile yah yani bu e, açıklama gerektirmeyecek e, basit bir şey yani açıklama gerektirmeyecek bir durum diye tepkisini ortaya koymuş fakat e, bir de istifam oluşmuş zihninde onu muhatabına yöneltmiş soru olarak evet bu sorunun doğru cevabı denizli dedikten sonra 64. soruya geçelim soru 64 peki Ahmetle Halit arasında geçen bir diyalog var. Bu diyalogda boş bırakılan yeri uygun olan cümleyle tamamlayacağız. Ahmet ne soruyor Halide? Hal qara'ten naqda allazi nashartuhu anil masrahiyya. Gazetenin tiyatro hakkındaki eleştirisini okudun mu? Gazetenin tiyatro hakkındaki eleştirisini okudun mu? Halit ne demiş? Naam. Ve ataqidu ennehu intikadun Evet. Ve sanıyorum ki bu tenkit nasıl bir tenkit? İntikad la laziy, ekranınızda şu anda laziy. Ne demekmiş arkadaşlar? Keskin, yakıcı, ağır. Yani keskin bir eleştiri, keskin bir eleştiri. Peki la ve ya da e, efendim veya intikat laziy ne demek? E, ağır bir eleştiri. Tamam mı? İntikat ve ağır bir eleştiri. E, peki şimdi. E, derse erişim esnasında yaşayacağınız sorunlar için arkadaşlar ders esnasında bana ulaşmaya çalışırsanız ben size çözüm sağlayamam. Çünkü dersteyim. O yüzden sizin elinizde bulunan testik, teknik destek hattımızı e, aramanız lazım. Tamam mı? Peki. Şimdi e, bir arkadaşımız derse katılamadım diye bana rapor gönderiyor da Whatsapp'tan. Ben ona şu an müdahale edemem. E, nakıt la ya da intikad la ağır eleştiri. E, evet ve ben onun ağır bir eleştiri olduğuna inanıyorum. Ağır bir eleştiri olduğunu düşünüyorum. Ahmet bu söz karşısında bir söz söylemiş ve bu söze ilaveten de Halit ne demiş? Yebdu ennehu lem ibha ala etna musteva. Şu cümleyi kullanmış. Yebdu ennehu lem ibha ala etna musteva. Öyle görünüyor ki e, ben bu cümleyi olduğu gibi ekranınıza taşıyayım şu cümlenin Türkçesini. Bakın öyle görünüyor ki bu eleştiriyi, bu eleştiri tiyatroyu kavrayamamış. Yabdu ennahu lam yastavimha ala adna neymiş? Öyle görünüyor ki bu eleştiri e, tiyatroyu kavrayamamış. Yani eleştirinin keskin olduğunu, acımasız olduğunu, haksız olduğunu e, efendim şey yapmış düşünmüş. Peki e, Şimdi burada geçen konuşmada boş bırakılan yeri doldururken şu boşluğa getirilmesi istenen cümlenin sonrasında zikredilen ve şu an ekranınıza taşıdığım öyle görünüyor ki bu eleştiri tiyatroyu kavrayamamış ifadesi var ya bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Şöyle yapalım Arapçadaymış bu. Öyle görünüyor ki. Bu eleştiri tiyatroyu kavrayamamış. Evet, Sayın Kurt bir şey sordunuz, ne sordunuz? Kelime kelime açıklar mıyım? Tabi açıklarım. Yebdu enne e, öyle görünüyor ki demek. Bu kalıp bir ifade zaten. Yebdu enne e, ne demek? Öyle görünüyor ki Lem yestev ibha onu kavrayamamış. İstev abe isti'ab kavramak demek arkadaşlar mesela temrinatu lil isti'ab kavrama alıştırmaları demek. Ala etna musteva. Ala ne demek? Ala etna en e, aşağı en e, basit şekilde. E, deni kelimesinden ismi taftil bu. Deni alçak, değersiz, düşük demek. E, öyle görünüyor ki eleşt bu eleştiri tiyatroyu kavrayamamış. E, en küçük biçimde en az biçimde, en ne diyelim ona, en basit biçimde bile anlayamamış. Öyle görünüyor ki bu eleştiri tiyatroyu en az biçimde, en az şekilde bile anlayamamış. En düşük biçimde bile anlayamamış. Eleştiri hakkında bir eleştiri var burada bu cümlede. Şimdi bakalım sırasıyla cümlelere. Şöyle ben açıklama cümlesi varsa onlara bakayım. Neymiş bu? O şöyle. Hı. Evet, hapke dokuma sonra e, bir amacı bulunmak istemek. Tamam, şimdi şöyle yapacağım. Ben bunu daha önceki sorularda yaptığım gibi e, bağımsız bir dosyaya e, alacağım. E, öyle yaparsak sanki daha rahat göreceksiniz. Hı. Evet, şimdi burada daha rahat çalışabiliriz sanırım. E, şu soruları da şöyle şuraya alalım. Ortaya. Ee, ve şöyle biraz büyüteyim ben. Bunları şöyle sağa alayım. Bir de şöyle yapayım. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Ee, A şıkkı bir tekit kâne hâkeza. Hâza mâ o ya da yutevakkav. Bunu meşhur okuyalım. Hâzâ mâ yutevakkav min hâzâ nâkidil hâddil lisan. Kesinlikle öyle. Kesinlikle bu böyle. Evet arabalarda istiyap haddi var. İstiyap kavramından bahsettik ya az önce. Onu ben derste de hep zikrederim. Araçların taşıma azami yük taşıma sınırıdır. Araçlar için istiyap haddi diye kullanılan bir kavram var. O kavram e, aracın yük taşımadaki son limitini, son sınırını ifade eder. Ee, bir de iki dikane herkede kesinlikle öyle. Ee, hada ma yutawqa min hada naqr al hadd al lisan. Al keskin dilli demek arkadaşlar. Keskin dilli. Peki e, bu keskin dilli olma en sıfatı. En ne? Kim? Eleştirmen. Peki bu keskin dilli eleştirmenden de bu beklenir. Bu keskin dilli eleştirmenden de bu beklenir anlamında bir ifade görüyoruz burada. Peki e, bu doğru cevap olabilir mi? E, değerlendireceğim, döneceğim. B'ye bakalım. Enaydan garatuhu onu ben de okudum. Seyekonu minat tarif en nara minat tarif en nara mellezi yekulhu nukadun Ana qara'tuhu ana aytan qara'tuhu onu ben de okudum. Seyakunu min tarif çok hoş olacak. Tarif hoş demek. Hoş olacak. Ennera görmemiz. Neyi görmemiz? Mellezi yekuluhu nukadun aharun. Diğer e, tenkit edenlerin ne söylediğini görmemiz iyi olacak. C şıkkına bakalım. La arifu mellezi tevekhahu min neşri hadihil masrahiyeti bittahdid. La arifu bilmiyorum. Mellezi tevekkahu min neşri hazihil masrahiyeti bittahdid. Tevekka, bir amacı bulunmak, istemek anlamında bir ifade. Bir amacı bulunmak, istemek. Peki ben bu tiyatroyu yayınlamakla kesin olarak ne istediklerini, ne istediğini bilmiyorum. Ben bu tiyatroyu yayınlamakla kesin olarak ne istediklerini bilmiyorum. Peki D şıkkına bakalım. Fil hakikati ennehu min ekseri kitabatihi dikkaten min haysul hapketi ve serdi. hapke dokuma demek. Dokuma anlamında bir kelime. Bakın şu ekranınıza taşıdığım yerde bulunuyor. Hapke neymiş? Hapke dokuma. dokuma. Peki fil hakikati ennehu ekseru min ekseri kitabatihi dikkaten min haysul hapke ve serdi. Gerçek şu ki ennehmi en onun yazılığının çoğunda dikkaten yani incelik bakımından min haysul sert yazının dokunması dokusu ve sert edilişi yani ortaya konuşu bakımından ortaya konması bakımından onun yazıları çok ince yani hakikat şu ki onun yazıları, yazının dokunması, yazının dokusu ve serdedilmesi, ortaya konulması bakımından çok ince. E şıkkı, uşatiruker ra'ye. Ne demek uşatiruker ra'ye? Senin görüşüne katılıyorum. Fetali kuhu ala enne hivaratiha mustanatun gayru makbulin. Senin görüşüne katılıyorum. Fetali kuhu, onun yorumu, ala enne hivaratiha yani tiyatrodaki diyalogların yapmacık olduğuna dair yorumu gayru makbulin kabul edilebilir değil. Kabul edilebilir değil. Şu talik kelimesi müpteda, şuradaki gayru makbulse ise terkip halinde, izafet terkip halinde talikin nesi? Talikin efendim siz söyleyin haberi peki şimdi son cümleyi E şıkkını bir kere daha tercüme edip seçeneklere değerlendirmeye geçeceğim. Uşatırken raye görüşüne katılıyorum. Onun tiyatronun diyaloglarının yapmacık, mustana yapmacık demek. Yapmacık olduğunu olduğu hakkındaki yorumu gayrı makbul kabul edilebilir bir şey değil. Evet peki şimdi şöyle Bakalım. Ahmet ne dedi? Gazetenin tiyatro hakkında yayınladığı eleştiri okudun mu? Halit de evet okudum ve sanıyorum bu çok keskin bir yorum. İntikad lazi ağır bir eleştiri. Bu çok ağır bir eleştiri. Peki Ahmet sözü söyleyen yani arkadaşına Halide gazetenin tiyatro hakkındaki eleştirisini okudun mu sorusunu soran kişi arkadaşı Halid'in ya da işte karşısındaki birey Halid'in evet ben bunun çok ağır bir eleştiri olduğunu düşünüyorum ifadesine karşın şu okuduğumuz seçeneklerdir olan bir cümle kullandı efendim ve sonrasında da Halit bu diyaloğu öyle görünüyor ki ben şunu şöyle yapayım öyle görünüyor ki bu eleştiri tiyatroyu eee en azından diyelim en azından kavrayamamış. E, oraya bir en azından ifadesini ekleyelim. Ala edna mustevayı da yansıtalım tercümemize. En azından kavrayamamış. Peki şimdi e, boş bırakılan yere getirilecek olan seçenek bunlardan hangisi olabilir? Evet şimdi A şıkkını değerlendiriyorum. A şıkkı olmaz. Niye olmaz? Şundan ötürü olmaz. Artık şeye dönelim mi? E, bu sayfayı Bırakalım. Kendi çalışma dosyamıza dönelim. Notlarımızı orada alalım. E, A şıkkını değerlendiriyorum. A şıkkı olmaz arkadaşlar. Niye? Şundan ötürü olmaz. Şimdi bu keskin dilli eleştirmenden bahsediyor A şıkkı. E, yani bu o, keskin dilli eleştirmenin efendim e, eleştirmenden de bu umulur zaten diyor. Bana söyler misiniz lütfen? Yani yukarıda keskin dilli eleştirmen diye anılan bir zat oldu mu? Hayır. Keskin dilli bir eleştirmen yok. Gazetenin yayınladığı bir şey var sadece. Siz söyleyin. Bir eleştiri yazısı var. Fakat bu eleştiri yazısını gazetenin hangi yazarının kaleme aldığı belli değil. A şıkkı bu yönüyle doğruca doğru bir cevap olamaz. B şıkkına bakalım. Ben de onu okudum. Fakat diğer eleştirmenlerin ne söylediğini de bir görmemiz lazım. Şimdi Halit zaten burada e, bu eleştiriyi ortaya koyan gazetenin veya yazarın e, en azından e, efendim bu tiyatroyu kavrayamadığını söylüyor. Bu tiyatroyu kavrayamamıştır diyor. O zaman bir olumsuz görüşe de sahip kendisi bu eleştiriyle ilgili diğer eleştirmenlerin görüşlerinin ne olduğunu öğrenmeye ihtiyacı yok kendisinin bir görüşü var zaten değil mi yani e, Ahmet'in de bir görüşü var Halil'in de bir görüşü var başkalarının görüşünü e, öğrenmeye ihtiyaçları yok C şıkkına geçiyorum e, ben bu tiyatroyu e, yayınlayan kişinin e, tam olarak e, ne yapmak istediğini e, bilmiyorum şeklinde bir ifade var e şimdi konuyla bakın bütünleştirmeye çalışın. Ya, yayınlanan tiyatro değil. E, yayınlanan tiyatro değil. Yayınlanan ne? Tiyatroyla ilgili eleştiri. Eleştiri yazısı. Tiyatroyu yayınlamak söz konusu değil. Tiyatroyla ilgili eleştiri yazısı yayınlamak söz konusu. C şıkkında diyorum bu münasebetle. D şıkkına geldim. E, peki ne diyor burada? E, gerçek şu ki yazılarında e, efendim yazının dokusu ve serdedilişi bakımından bir incelik var diyor. Kimin yazılarında var? Kitabat-i hidekuhu zamir nereye döndüreceğiz? Döndüreceğimiz bir birey, bir şahs, bir fert var mı? Yok. Peki. O zaman D şıkkını da eledim. Doğru cevap çıktı mı ortaya? Doğru cevap çıktı. Peki niye doğru cevap oldu? Mu? Onu tartışalım. Uşatirüker ra'ye. Ben senin görüşüne katılıyorum. Peki şurada e, bakın dikkat edin arkadaşlar. Ataqidu ennehu intikadun lazi'un. Halit ne dedi? Ben bunun ağır bir eleştiri olduğunu düşünüyorum. Ağır bir eleştiri olduğuna inanıyorum dedi ya. Bakın Halit bir yargı ifadesi kullandı. Ben buna inanıyorum. Peki Ahmet ne diyecek ona? İşte şunu diyecek. Uşatırken ra'ye. Ben senin görüşüne katılıyorum. Ha öyleyse Halide'nin şurada ifade ettiği görüşü Ahmet ne yaptı? Şurada destekledi. Ben senin görüşüne katılıyorum. Fetalihuhu ala enne hivaratiha mustana'a gayru makbul. Bu eleştiri var ya en nakt. Şurada ne dendi? Efendim e, en nakt eleştiri. Peki o zaman bu eleştirinin yorumu neye dair olan yorumu? tiyatrodaki diyalogların yapmacık olduğuna dair görüşü gayrı makbul kabul edilebilir değil dedi. Halit de bu cümleyi öyle görünüyor ki en azından efendim bu eleştiri tiyatroyu kavrayamamış şeklinde bir ifadeyle sonlandırdı. Evet Doğru cevap ortaya çıktıktan sonra yorumlamak sanırım daha kolay oluyor. Daha anlaşılır hale geliyor. Öyle düşünüyorum. Doğru cevap ortaya çıkıncaya kadar belki insan biraz böyle bir gel, git gel yaşıyor. Gel git yaşıyor. Ama doğru cevap ortaya çıktıktan sonra ha gerçekten ya yani bu ilişkiyi kurabilmeliydim diye düşünüyor. Bu ilişkiyi, bu tür bu benzeri ilişkileri kurabilmek için çok sayıda soru çözümü üzerinde çalışmak gerekiyor arkadaşlar. 64. sorudan bir sonraki soruya geçiyorum. Soru 65. Evet peki 65. soru yine e, diyalogta boş bırakılan yere getirilmesi gereken e, ifade sorusu. Abdüllatif ile Semih arasında geçen bir diyalog. <laughs> Abdüllatif ne diyor? Ela tulahizu enne ziyade yunfiku emvalen kethireten fi eyyamil e, farkında değil misin? E, gözlemlemiyor musun? Mülahaza etmiyor musun? Ziyade yunfiku emvalen kesireten fil eyyamil ehira. Yani bu ziyadın son zamanlarda çok para harcadığının farkında değil misin? Evet. Şimdi e, gramer bilgisi işe yarar mı burada? Yarar. Soru olumlu mu? Olumsuz mu? Olumsuz. Peki, şimdi sorulara cevap verme usulünü hemen tartışalım sizinle. şöyle yapayım ben. Ders notlarımı bir açayım. Ders notlarımdan evet soru cevap şekilleri tablo sunu açayım. Özet mi? Evet, özeti açalım. Soru cevap şekilleri. Olumlu soruya olumlu cevap vereceğimiz zaman Cümle başta ne am kullandıktan sonra olumlu bir fiil cümlesiyle başlarız. Yani devam ederiz daha doğrusu. Evet dedikten sonra. Olumlu soruya olumsuz cevap vereceksek cümlenin başında cevap cümlesinin başında la dedikten sonra olumsuz bir fiil kullanırız. şu seçtiği getirdiğim yerde görüldüğü gibi. Olumsuz soruya olumlu cevap vereceksek ne yaparız? Bela artı olumlu fiil kullanırız. Olumsuz soruya olumlu cevap vereceksek ne yaparmışız? bela artı olumlu fiil. Eğer olumsuz soruya olumsuz cevap vereceksek ne am dedikten sonra olumsuz bir cümle kullanırız. Tamam mı arkadaşlar? Ee, soru cevap şekillerinin özeti bu. Şu ikisi olumlu soru, şu ikisi olumsuz soru. Burası olumlu soruya olumlu cevap verme şekli. Şurası olumlu soruya olumsuz cevap verme şekli. Burası şu an seçtiğe getirdiğim yer olumsuz soruya olumlu cevap verme şekli. Şurası da olumsuz soruya olumsuz cevap verme şekli. Bunların örnekleri de var mı elimizde? Örnekleri de var doğrusu. Ee, şöyle. Hel ketebe sorusunun cevabı nam ketebe. Ya da hel yektübü nam yektübü. Olumlu soruya olumlu cevap. Peki olumlu soruya olumsuz cevap. Hel ketebe yazdı mı? La ma ketebe ya da la lem yektüb. Olumlu soruya olumsuz cevap verdim. Hel yektübü zamanı değiştirdim. Cevap la ma yektubu ya da la la yektubu. Olumlu soruya olumsuz cevap. Peki hel se yektubu. E, şurayı yazdı mı diye tercüme ettik. Burayı hayır yazmadı diye tercüme ettik. Şu seçili hale getirdiğim yeri yazıyor mu yazar mı diye tercüme ettik. Şurayı hayır yazmıyor yazmaz diye tercüme ettik. Hel se yektubu. Şu seçili hale getirdiğim yer yazacak mı? La len yektube. Hayır yazmayacak. Olumlu soruya olumsuz cevap. Peki olumsuz soruya olumlu cevap. Ema ketebe ya da elem yektüb yazmadı mı? Peki bela ketebe evet yazdı. Tabii ki yazdı. Ema yektübü ela yektübü. Ema yektübüyü yazmıyor mu? Ela yektübüyü yazmaz mı diye tercüme ederiz. Bela yektübü evet yazıyor yazar anlamında cevap verdik. Elen yektübe yazmayacak mı? Bela se yektübü tabii evet elbette yazacak. Peki bunlar şu seçeneğe getirdiğim yer neyin örneği oldu? Olumsuz soruya olumlu cevabın örneği oldu. Son olarak son tahlilde şu an ekranınızda ne var? Olumsuz soruya olumsuz cevap verme örnekleri var. Peki Ema ya da Elem Yektüb nasıl tercüme ederiz? Yazmadı mı? Naam Ma ya da Naam Lem Yektüb evet yazmadı. Ema Yektüb yazmıyor mu? Naam Ma Yektüb evet yazmıyor. Ela Yektüb yazmaz mı? Naam La Yektüb evet yazmaz. E yektübe yazmayacak mı? Na'am len yektübe evet yazmayacak. Peki bu bilgilerden sonra e, sorumuza dönelim. E, sorumuz şu. Ela tulahizu, Ela tulahizu. Farkında değil misin? Gözlemlemiyor musun? Peki eğer arkadaşa Abdülhatif'in ben aralarında hep bir arkadaş ilişkisi kuruyorum bu şahısların öyle e, varsayıyorum arkadaş Adül latifin sorusuna semih olumlu bir cevap verecekse, şimdi size soru. Biraz önce çalıştığımız soru cevap tarzı bilgisinden, soru cevap şekilleri dosyasından edindiğimiz bilgiler ışığında, şu seçeneklerden hangisinde yer alan ifade bu sorunun doğru cevabı olabilir acaba? Evet, B, C, D olabilir diyorsunuz. B, C, D olabilir. Eğer olumlu cevap verecekse öyle değil mi? Evet. Peki. Şimdi e, şuna bakalım. Devamında gelen konuşmayı mutlaka e, göz önünde bulunduralım. Hakkan. Ne demek Hakkan? Sahi mi? Gerçekten mi? Öyle mi? Semih ne diyor? Kema eee neymiş? Eee limudayr <laughs> akhan el Ha kema yuhşa Bunu da <ilginle> okuyalım. Kema yuhşa et taarruda li mudayqati fukara el fukara Fakir akrabalarının sıkıştırmasına maruz kalmasından da korkuluyor. Endişe ediliyor. yuhşa Bunu Yahşa diye okusak yanlış olur mu? Ee, olmaz. Yahşa korkuyor kim? Şu yukarıda e, bahsedilen şahıs kimdi? Ziyad mı Ziyad? Ziyad neden korkuyor? Yahşa et -ruda. Malum okumak da e, mümkün muzari fiili. Yahşa et e, maruz kalmaktan korkuyor. Li mudayakat gharibil fukara. yoksul akrabalarının baskısına maruz kalmaktan korkuyor. Peki şimdi ee, zihnimizde bir şeyler oluştu. Bakalım ee, sen Ziya'nın son günlerde çok para harcadığını görmüyor musun? Farkında değil misin? Gözlemlemiyor musun? Evet. Aşık ee, aşıkı naam ya lehu min nahs. Evet. Naam ya lehu min nahs. Bunun e, Türkçesi şu. Neymiş? Evet. Ne şanssızlık. Ya lehu min nahs. Kalıp bir ifade. Ne şanssızlık. Peki öyle bir şey olur mu? Olmaz. Doğrudan eleyelim mi bu şıkkı? Doğrudan eleyelim. Evet ne şanssızlık diye bir şey olmaz. Peki bu ne dedik A şıkkını? B şıkkına bakalım. B şıkkı ne diyor? Bela ve yukalü innehu faze bil ya nasip. ya nasip ne arkadaşlar? Piyango. Ya nasip piyango. Peki bela. Evet. Tabi elbette ben bunun farkındayım. Gözlemliyorum ve yuqalu innehu faze bil ya nasib onun piyango kazandığı ona bir piyango vurduğu söyleniyor. Konuşuluyor, söyleniyor. Peki doğru cevap olabilir mi? Olmaya güçlü bir aday. C'ye bakalım. Bela seyyeciduhu ennasu min kulli saubin ve hadep. Peki şu min kulli ve hadep ifadesi var. Bu ifade de yine kalıp bir ifade. Bunu verdiği anlamı da e, paylaşayım sizinle. Şöyle min kulli sabin ve hadep yukarıda bakın şu seçili hale getirdim yere bakın. Neymiş? Min kulli sabin ve hadebin her yönden, her yerden doğrusuyla eğrisiyle gibi. Yani motomot anlamı bu. Motomot anlamı savabıyla hatasıyla. şimdi şöyle yapalım. Ee, ekranınıza onu yansıtmaya çalışayım. Evet bakın ahdep kelimesini yazdım ekrana. Sözlüğe çoğulu hudbun. Kambur demek. Kambur. Ahdebe kambur etme, Kambur olmak. Normalde ahdep kambur demek. Peki o zaman savap doğru olan. Ahdep de kambur olan. Eğri olan gibi düşünün. O zaman minkulli savabin ve hadebin neymiş? Her yönden, her yerden. Peki o zaman insanlar onu onu her yerden, her yönden bulacaklar. Yani insanlar ona her yerden, her yönden gelecekler anlamı var. Ee, peki, şurası olur mu Hakan? Gerçekten mi? Peki, yani şimdi e, böyle bir söz söylendikten sonra, şu söz söylendikten sonra, evet, insanlar ona her yönden gelecekler dendikten sonra sahi mi, gerçekten mi gibi bir şaşırma ifadesi kullanılır mı? Kullanılmaz. Dolayısıyla C şıkkını bu yönüyle eliyoruz. C şıkkı olmaz. Deye bakalım bela minel muhtemel ennehu kad faze minel ya nasibil fevri. O yani hızlı piyango kazandı. Yani el ya nasib el fevri hemen anında çıkan hızlı bir piyango kazanması muhtemel. Muhtemeldir ki o böyle hızlı bir piyango kazanmış olsun. Olabilir mi bu? D şıkkı olabilir. Peki B şıkkına çok yakın bakın D şıkkı. Bolu ile deniz birbirine yakın anlamlar taşıyorlar. Edirne'ye bakalım. Ecel. Evet tabii öyle. Kânet tasarrufatuhu garibeten fil eyyemil akhira. Onun son zamanlardaki davranışı tuhaftı, garipti. Ve gerçekten mi? Yakın akrabalarının baskısına maruz kalmaktan korkuyor. Sıkıştırmasına maruz kalmaktan korkuyor. E şıkkı yukarıdaki diyalogları anlamda bir biçimde tamamlayacak bir manaya sahip değil. O zaman B ya da D'yi hemen tartışalım. Ee, şimdi şurası onun bir piyango kazanması muhtemeldir diyor Denizli seçeneği. Bolu seçeneği de onun bir piyango kazandığı söyleniyor diyor. Ne dersiniz? Bolu mu diyelim Denizli mi diyelim? Evet. Peki başka görüş olan var mı? Evet ben Sayın Işıcı'nın tercihini doğru cevap olarak ilan ediyorum. Bolu şıkkı doğru cevap. Denizli doğru olamaz arkadaşlar. Niye doğru olamaz? Çünkü onun bir piyango kazanması muhtemelse daha kazanmamışsa akrabalarının baskısı ve sıkıştırmasıyla karşı karşıya kalma durumu diye bir şey söz konusu olmaz. Anlaşıldı mı? Bu sorunun doğru cevabı bolu. Evet 65'in soruyu tamamladık. Soru 66'ya geçiyorum. Evet 66 Hasan'la Ömer arasında geçen bir konuşma. Ee, peki bu bilgiye sahipsiniz siz. Özellikle, özellikle ilahiyatçılar sahiptir ama e, tekrar ahsen ve levkane 180 derler ya. Yani 180 kere tekrar olsa iyidir. Şimdi şu seçtirede getirdiğim kelime Ömer mi Amr mı desem Ömer dersiniz değil mi? Bu Ömer mi yoksa Amr mı? Evet. Sayın Kurt siz idareçsiniz değil mi? Bu Ömer mi Amr mı? Evet Sayın Karaslan'dan mı cevap geldi. evet Sayın Kurt, Sayın Sarı Evet, peki bir de sayın kurtan cevap gelsin. Güzel, tamam. Teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Şimdi ne yaptık? Şuraya bir vav wow koyarak şu hale getirdiğim kelimeyi ne haline getirdik? Amr haline getirdik. Amırla Ömer'i birbirine karıştırmayalım diye okurken e, ne yapıyoruz? Ömer'den sonra bir vav wow getirerek Amr haline getiriyoruz. Amr için bir vav wow olmalı. Güzel. Bu bilgiye sahibiz zaten. Ben sadece tekrar etmek istedim. Peki Hasan Ömer'e ne demiş? Semiyotu enne Musa Hasan an amel cedid. Ben Musa'nın yeni bir iş aradığını duydum. Semiyotu enne Musa yebhasu an amel cedid. Ben Musa'nın yeni bir iş aradığını duydum. Peki Ömer ne demiş? Hada sahih. Bu doğru. Ömer bu doğru dedikten sonra bir söz daha söylemiş. Ömer'in söylediği bu söz aşağıda verilen şıklardan herhangi birisinde yer alan bir söz. Hasan da Ömer'in o sözüne karşılık ela neymiş o? Ela yura viduna cemian eşşuuru nefsuhu. Evet. Hepimizi zaten aynı şuur, aynı his e, kuşatmıyor mu? Yani hepimize zaten aynı his hakim olmuyor mu? Ravede yura vidu. Burada şurayı böyle bir bütün olarak anlamaya çalışın arkadaşlar. Zaten hepimizi aynı e, şuur, şuur burada his, duygu anlamında hepimizi aynı duygu kuşatmıyor mu? Aynı duygu hepimize hakim olmuyor mu? Ömer ne demiş? Yusifuni en aterife bi enneke ala hak. Evet, senin haklı olduğuna itiraf etmek beni üzüyor. Ya da esefle söylemeliyim ki yani üzülerek söylüyorum ki sen haklısın üzülerek itiraf ediyorum ki haklısın veya senin haklı olduğunu itiraf etmek etmek beni üzüyor senin haklı olduğunu itiraf etmek beni üzüyor yu'sifuni en a'terife bi enneke ala hakkin evet senin haklı olduğunu itiraf etmek beni üzüyor şimdi şuna bakacağız kendisinden sonra gelen ela yuraviduna cemian var ya bu ela yuraviduna cemian eşur nefsuhu hepimize aynı duygu kuşatmıyor mu? Hepimiz aynı duyguya kapılmıyor muyuz? Anlamındaki cümleden hareketle Ömer'in söylediği söze bakacağız. Peki iş arayan kim? Musa. Yeni bir iş arıyor. Peki e, bunun Ömer doğru olduğunu, bunu bildiğini söylüyor ve e, bir sözle ilavede bulunuyor. Akabinde de efendim Ömer arkadaşı Hasan'a senin haklı olduğunu söylemek beni üzüyor. Üzülerek senin haklı olduğunu söylüyorum anlamında bir cümle kullanıyor. Peki arkadaşlar burada kalalım bir ara verelim. Aradan sonra buradan devam edelim inşallah. 74. bölümünü tamamladık oturumlarımızın. 75. bölümde görüşmek üzere.